Öyle işte. Neyse biz asıl mevzuya geçelim mi artık? Dinliyorum bacanak. Sen acil arayıp buluşalım dediğine göre mevzuya hakimsin diye düşünüyorum. Vallahi hakimim be bacanak hani. Ya evdekiler acayip üzüldüler biliyor musun? Hani valide neredeyse benim ağzıma nakış atıyordu o derece. Nakış mı atıyordu? Nasıl yani? Yani o kadar üzüldü bozuldu ki valide hani kimse konuşsun istemedi yani. Bayağı böyle ağzımı dikiyordu neredeyse o açıdan. Ya bak yani benim Lale'nin öğretmenlik yapmasıyla ilgili bir sorunum yok. Zaten olamazdı. Yani benim o mesleğe saygım sonsuz. Eyvallah bacanak. Benim asıl sıkıntım ne biliyor musun? Lale'nin yanımdan ayrılacak olması yani başka bir yere gidecek olması bu beni deli ediyor. Ya bacanak gözünü seveyim ne diyorsun ya? Lale seni bırakıp nereye gidecek yani gidebilirim Allah aşkına ya. Ya sen şimdi öyle diyorsun da zaten asıl mesele buradan çıktı yani asıl yaygara burada koptu. Gayet tavrı çok net gayet hani emin bir tavırla diyor ki yapacağım gideceğim diyor. Şimdi sabaha kadar da konuşsak ne olacaktı birbirimizi yiyecektik yiyecek kalbimizi kıracaktık. Ben de ne yaptım dedim daha fazla uzamasın kapıyı vurdum çıktım dışarıda. Gerçi doğru mu yaptım onu da bilmiyorum da. Bence doğru yaptım bacanak yani hani. Yavrum. Şundan şöyle. Birader şunu bir tazeleyelim be. Ya bacanak. Şimdi sen bana kızacaksın biliyorum hani hep Lale'yi tutuyorum diyeceksin ama. Ya benim de bildiğim bazı şeyler var yani. Ya valide Lale okusun diye böyle hani karda kıyamette böyle ellerinin buz tuttuğunu bilirim. Lale de onu hiç üzmedi yani. Okudu, öğretmen oldu. Eyvallah birader. Yani sen bunların hayatına girene kadar bacanak, Lale'nin hayatında tek bir şey vardı, o da mesleğiydi. İşte seninle tanıştıktan sonrasını biliyorsun yani. O zaman sana şöyle bir soru soruyorum. Bak, şimdi sen kendini benim yerime koy, tamam mı? Nilüfer, atıyorum şu an. Yani nereye gitti önemli değil, X bir yere gidiyor ya, X bir yere gidiyor. Sen buna izin verir misin? Yani tamam Nilüfer'cim git nasıl istiyorsan der misin? Söyle bana. Ya bacanak ben Nünüm'e ölürüm be. Yani o nereye ben oraya takılırım arkasına giderim yani. Fizan'a mı gidiyor? Takılır Fizan'a kadar giderim. Yok yani hani bacanak sen benim böyle dediğime bakma. Ben ipsiz sapsız adamın tekiyim yani takılır giderim. Sen öyle değilsin ki. Senin işin var, gücün var, şirketin var hani bırakıp nereye gideceksin? Bakma benim öyle dediğime yani. Konuşuyorum ben öyle. Hayır şimdi şöyle düşünüyorum. Yani iki taraftan da bakmaya çalışıyorum ama. O bana çok saygı duyuyor. Yani benim işim konusunda her zaman destek, her zaman hani arkamda. Tamam mı? Ben zaten ona saygı duyuyorum ama hani ne bileyim ya. Ya zor işler bunlar. Şimdi ben fazla mı tepki gösterdim diyorum. Bir yandan bak bunu söylemiyor değilim. Onu yanlış anlama. Ama yani sonuçta ya ben ne istiyorum biliyor musun? Yani tabii ki tepki göstereceğim. Benim sevdiğim kadın benim yanımda olsun. Benim asıl sıkıntım bu, asıl derdim bu. Yani 2 2 daha 4 yani yanımda kalacak kadın. Kadınım yani anlıyor musun? Yani çok uğraşıyorum her şey yolunda gitsin. Bir pürüz olmasın yani o kadar emek veriyorum ama bir şekilde bir yerden patlak veriyor. O düzeliyor yine bir şey çıkıyor yani ben anlamadım ki bu işi. Ya bacanak. Gözünü seveyim dert ettiğin şeye bak ya. Her şey yoluna girer ya. Siz anlaşırsınız, çözersiniz. Nasıl yoluna girecek ya? Onu da söyle bari de. Ya bacanak, eğer sevginiz sağlamsa gerisi teferruat biliyorsun. Ya bakıyorum ben sizin sevginiz sağlam. Siz her türlü çıkarsınız bu işin içinden. Sen neleri hallettin be? Bunu mu halledemeyeceksin ya? Kaldır hadi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetim.